Ben öncelikle yeni yıla girdiğimiz bugünlerde 2014'ün memleketimize, milletimize ve tüm Haksen ailesine sağlık, mutluluk ve huzur ve barış getirmesini diliyorum. 29 Aralık'ta tekrar 3. olan genel kurulda genel başkanla seçildiğim için tüm delegi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Türkiye genelinde pilot bölge olarak Elazığ'da İmar Haksen TOKİ işbirliğiyle başlatmış olduğumuz 232 konutun inşallah Allah nasip ederse Ocak ayının ilk 15'inde anahtar teslimi yapacağız. Kimse bizim dalgalarla nasıl boğuştuğumuza bakmaz. Gemiyi limana getirip getiremediğinden bakar. İnşallah biz ilk gemimizi Ocak ayının ilk 15'inde anahtar teslimi yaparak getirteceğiz. Ayrıca İmar Haksen TOKİ işbirliğiyle Elazığ'da taleplerini topladığımız 484 konutumuz yaklaşık bir ay önce TOKİ'nin ihale birimine girmiş olup en geç Mart ayına kadar ihalesinin yapılması düşünülmektedir. Ayrıca Elazığ'da 3. etap sendikamız ile Park Vizyon işbirliği çerçevesinde başlatmış olduğumuz 3. etap 80 konutumuzun talep aşaması bitmiş olup şu anda harfiyat aşamasına geçilmiştir. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da temel atılacak. Bizim buradaki asıl amacımız sendikalar bir tek ücret sendikacılığı yapmamalı. Bunun yanı sıra topluma, sendika üyelerine, millete faydalı hizmetler ve projeler de üretmelidir. Biz buna istinaden Ankara'da Allah nasip ederse bir ay içerisinde sendikamız ve Park Füzyon işbirliğiyle Ankara Bağlıca'da 1000 konut müjdesini buradan vermek istiyorum. Etap etap inşallah bütün illere yapacağız bu şekilde. Olabilir. Tabii ben Elazığlı olduğum için önce kendi memleketime faydalı olmak istedim. Tabii üyelerimiz ya da memleketimiz bunun ne kadar farkında oldu bilmiyorum. Bizim sendika olarak memleketimizde ya da başka illerde en değerli arsalarda lüks konutlar uygun şartlarda yaparak üyelerimizin kafalarını daha da rahatlatıp iş yerlerinde daha verimli hale getirmektir. Bu yüzden çok değerli arsalarda yaptığımız için insanların çoğu ikinci etapta olduğu için bizimle uğraştılar. Bundan sonra inşallah böyle sıkıntılar olmayacak. Tabii ikinci etapın biraz uzamasından bahsediyorum. Bundan sonra öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu yapacağımız ve yaptığımız konutların memleketimize ekonomik anlamda, sosyal anlamda ve üyelerimize fayda getireceğine inandığımız projeler tüm memleketimize hayırlı olsun diliyorum.